Değerli arkadaşım merhabalar. Bugün oran orantıyla devam edeceğiz. Geçen dersimizde öğrendiklerimizle ilgili bir tane kazanım testimiz olacak. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüne başlayalım. Olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi e, 0,25 demek arkadaşlar. 25 bölü 100. Onu da sadeleştirdiğim takdirde 1 bölü 4 yapacak. Yani x bölü 1 bölü 4 eşittir. Bakın burada birer tane virgül kaydırdığım takdirde burası ne olacaktır arkadaşlar? 8 bölü 2'den 4 olacaktır. Yani eşitliğin sağ tarafını 4 olarak bulduk. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi de ters çevirip çarptığımda ne olacaktır? x çarpı 4 bölü 1'den 4 olacak. Eşittir 4 olacak. Bakın 4'leri de sadeleştirdiğimizde x değerini buradan 1 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız e eşit. Olduğuna göre bu oran kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada işler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Bakın farklı paydalar altında da yazabiliriz bunu. Yani şöyle. A bölü B eksi B bölü B eşittir 1. Bakın B'yi B'ye bölersem zaten 1 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu 1'i de, 1'i de eşitliğin sağ tarafına attığım takdirde A bölü B ifadesi 1 bölü 2 artı 1 olacaktır. Eşitliğin sağ tarafında payda eşitleyecek olursam a bölü b değerini arkadaşlar 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Yine benzer mantıkla bakın burayı da Farklı paydalar altında yazacak olursam nasıl yani b bölü a artı a bölü a şeklinde yazabilirim. A'nın a'yı oranı zaten 1 olacaktır. Arkadaşlar ben b bölü a'yı arıyorum. E, a bölü b'nin 3 bölü 2 eşit olduğunu bulduysam e, o zaman b bölü a değeri de ne olacaktır tabii ki 2 bölü 3 olacaktır. E, yanında bir de artı birimiz var. Dolayısıyla payda eşitlediğimiz takdirde cevabımızı 5 bölü 3 olarak bulmuş olur. Tabii işler dışlar çarpımı da yapabilirsin şöyle ikinci yol olarak. Onu da gösterelim. Şimdi a eksi b işler dışları çarpımı yapıyorum. 2a eksi 2b eşittir b olacaktır. Buradan da 2a eşittir 3b. Şimdi arkadaşlar çapraz şekilde a burada 3'ün katı olabilir. b de 2'nin katı olabilir. Dolayısıyla bu a ve b değerleri yerine 2k ve 3k yazacak olursam o zaman ne olacaktır? b 2k A dediğimiz 3K kaydamızda da arkadaşlar A olduğuna göre bu da 3K olacak. Yani 5K bölü 3K'dan yine cevabımızı buradan da 5 bölü 3 olarak bulabilirdik. 3'e bakalım şimdi. Olduğuna göre X'in değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar elimizde bir orantı var. Dolayısıyla bu orantının sonucu ne olsun arkadaşlar? K sabiti olmuş olsun. Buradan X eşittir. 2K. Y eşittir. 5K ve Z eşittir. 3K elde edebiliriz. Bu değerleri bu eşitlikte yerine yazacak olursak bakın x yerine 2K yazıyorum. Y yerine 5K yazıyorum. Z yerine de eksi 3K yazdım. Eşittir 16. Buradan arkadaşlar 4K eşittir 16. Her tarafı 4'e böldüm. Dolayısıyla K değerini 4 olarak bulmuş olduk. Biz x'in değerini arıyorduk. x'in de 2K olduğunu biliyoruz arkadaşlar. K yerine 2 yazacak olursak 2 çarpı 4'ten cevabımızı 8 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre A bölü B oranının değeri kaçtır? Hemen şimdi burada işler dışlar çarpımı yapalım. Dolayısıyla 2A artı 2B eşittir 5A eksi 3B olacaktır. A'ları ve B'leri bir tarafta toplayacak olursam 5B eşittir 3A olacak. Bakın B'yi buradan direkt 3 olarak alabilirim. Tabi katları da olabilir. A eşittir 5 ve katlar olarak alabilirim. Bizden arkadaşlar oran istediğine göre Katlarını almış olsam bunlar sadeleşeceği için o yüzden A ve B'yi e, arkadaşlar sırasıyla 5 ve 3 olarak seçebilir. A bölü B oranı isteniyordu. A'yı 5 olarak bulduk. B'yi de 3 olarak bulduk. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 3 olacaktır. Olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda bakın buraları farklı paydalar altında yazmak e, işlerimizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Yazalım. A bölü B artı B bölü B. Çarpı X bölü Y artı 2Y bölü Y olacaktır. bir tur daha düzenleyelim şunu. Şimdi A bölü B arkadaşlar bakın ne? Şurada A bölü B'nin bakın 3 bölü 4'e eşit olduğunu biliyorum. Böyle. Bakın burası 3 bölü 4. Zaten B bölü B dediğimiz şey 1 arkadaşlar. Çarpı. X bölü Y'nin de yukarıdan ne olduğunu biliyoruz. Bakın X bölü Y 3 bölü 4. 3 bölü 4. Bakın y'ler de burada sadeleştiği zaman arkadaşlar burada 2 kalacak. E şimdi payda eşitleyelim. İlk parantezin içi ne olacaktır? 7 bölü 4 olacaktır. İkinci parantezin içi ne olacaktır arkadaşlar? 11 bölü 4 olacaktır. Dolayısıyla sadeleşen ifadelerde olmadığından dolayı cevabımızı 77 bölü 16 olarak elde etmiş oluruz. Olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diyor. Bakın hemen şuna alışmışızdır artık. A 2'nin katı. B 3'ün katı. C ise arkadaşlar 7'nin katı. Yazalım hemen. A eşittir 2'nin katı. B eşittir 3'ün katı. C ise 7'nin katı. Bu değerlerini bakın alttaki eşitlikle yerine yazacak olursam 3A. A'nın 2K olduğunu biliyoruz. 3 çarpı 2K'dan 6K gelecek. B 3K'ydı. C 7K'ydı. 2 çarpı 7K'dan 14K gelecek. Eşittir 15. Bakın burası 9. 9K. 9K eksi 14K'dan eksi 5K eşittir. 15 geldi. Her tarafı eksi 5'e bölecek olursam K değerini eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Bizden A artı B eksi C ifadesi isteniyor. Bakın A ile B'yi toplarsam 5K eksi 7K olacak. Yani eksi 2K isteniyor arkadaşlar. E, K'nın da ben eksi 3 olduğunu biliyorum. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsak cevabımızı 6 olarak bulmuş olur. İfadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Bu orantının sonucu arkadaşlar ne olsun? Orantı sabiti olan K olsun. Dolayısıyla A buradan 5K'dır. B e, hatta şöyle yaparsak sanki daha güzel olacak ya. Böyle de yapılabilir ama sanki şurada direkt arkadaşlar A çarpı B isteniyor ya. Şu ilk iki eşitlikten işler dışlar çarpımı yaparsam A çarpı B çünkü direkt geliyor. A çarpı B 5 kere 3'ten neymiş arkadaşlar? Bakın 15'miş. İkinci eşitlikten de bakın işler dışlar çarpımı yaptığımda b çarpı c ifadesi direkt geliyor arkadaşlar 3 çarpı 4'ten 12. bakın a çarpı b yerine 15 yazdım, b çarpı c yerine 12 yazdım 15 eksi 12'den cevabımızı hemen 3 olarak elde etmiş olduk olduğuna göre x bölü z oranı kaçtır diye soruluyor. E şimdi arkadaşlar bakın burada ortak olan ifadelere bakacak olursak y, y'ler ortak. Her ikisinde de ortak. Şimdi de y burada 2'nin bir katı, y burada 3'ün bir katı. O zaman aynı payda eşitler gibi düşünelim. 2 ile 3 kaç değiştirilen arkadaşlar? 3 değiştirilir. 6 değiştirilir. Dolayısıyla 2'yi 3 ile çarpmam lazım. Orijinal ifade değişmesin diye payı da 3 ile çarptım. Bakın burayı 2 ile çarpacaksam paydayı da 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani x bölü y oranı ilk orandan arkadaşlar 9 bölü 6 geldi. İkincisinden de geldi arkadaşlar. Y bölü Z oranı. Böyle. Y bölü Z oranı. 6 bölü 8 geldi. Bakın şimdi Y'lerin karşılarını eşitledik. E o zaman sonuçta benden yine oran istediğine göre hani K'lı olarak yazmama gerek yok. X'i direkt 9, Y'yi direkt 6, Z'yi de direkt 8 olarak alabilirim. X bölü Z isteniyordu. X'in 9 olduğunu söyledik. Z'nin de 8 olduğunu söylediler arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buradan doğru cevabımız B şıkkı gelmiş oldu. Olduğuna göre diyor bu oranın değeri kaçtır? Şimdi Arkadaşlar bakın A'nın A neyle çarpılmış? 3 ile çarpılmış. 3 ile çarpılmış. Peki bu oranın değişmemesi için paydanın da 3 ile çarpılması gerekiyordu. Bakın çarpılmış mı? X de 3 ile çarpılmış. B eksi 5 ile çarpılmış arkadaşlar. Tamam. E o zaman bu ifadenin değişmemesi için Y'nin de eksi 5 ile çarpılması gerekiyor. Çarpılmış mı? Çarpılmış. Bunlar zaten ayarlanmıştır. Tamam. Şimdi C bölü z bak sabit. Tamam. E o zaman arkadaşlar bakın ben burada pay kısımları ve paydayı kendi aralarında topladığım zaman bu orantı sabit olan 2 değişiyor muydu? Değişmiyordu. Bunlardan bahsetmiştik. Dolayısıyla Bakın pay kısımları topluyorum. 3A eksi 5B artı C. Paydayı da topluyorum. 3X eksi 5Y artı Z. Yani ben orantı sabit olan 2'yi değiştirmemiş oldum arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız bakın E şık. İfadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi A bölü X ifadesi var. Bakın A bölü X neye eşit burada? 5 bölü 2'ye eşittir. Bunun yerine 5 bölü 2 yazalım. Aradaki işaret çarpı. B bölü Y ifadesi var. Bakın B bölü Y. E o da 5 bölü 2 eşittir. Bakın burada B bölü Y ye yerine de yine 5 bölü 2 yazacağız. Bir de artı neyimiz var? C bölü Z'miz var. Arkadaşlar C bölü Z dediğimizde yine 5 bölü 2'ye eşittir. Bunun yerine de 5 bölü 2 yazacağım. İlk çarpma işleminden 25 bölü 4 elde ettik. İkincisi zaten arkadaşlar 5 bölü 2 idi. E onu da şöyle paydasını genişleterek yazmış olsam. 2 ile genişletsem paydaları eşit olsun diye. 10 bölü ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. E, dolayısıyla 25 ile 10'u toplarsam 35 bölü 4 olarak cevabımız gelecektir. Bakın C şıkkında var. X çarpı Y değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz bakın 6X eksi Y bölü 5'i 2'ye eşitleyip 2X artı Y bölü 3'ü de 2'ye eşitleyip 2 bilinmeyen 2 denklemden biz bu işi çözeriz. Veya şöyle de yapabiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar bakın paylarını ve paydalarını kendi aralarında topladığım zaman orantı sabiti olan k değişmeyecekti. K yerine zaten burada 2 gelmiş. Peki neden böyle bir şey yaptık? Bakın pay kısımlarını kendi aralarında topladığımda eksi y ve artı y'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. Bundan dolayı. Şimdi paydada da ne yapacağız? 5 ile 3'ü toplayacağız ve orantı sabitini değiştirmemiş olduk. Şimdi eksi y ile artı y birbirini götürdü. Pay kısmında 8 x kaldı. paydada da 8 kaldı. Eşittir 2. 8'ler bakın bir, burada birbirini götürürse x'i tek hamlede burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. İster birinci de e, şöyle ister ilk ikisini ister işte ikinci ile üçüncüyü seç. ister birinciyle ile seç. Hiç fark etmeyecekler arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tek şey artık y'yi bulmak. Hadi ikinci ile üçüncüyü seçmiş olalım. Dolayısıyla 2x artı y işler dışlar çarpımı yapsam 3 çarpı 2'den 6. Ben zaten x'in 2 olduğunu biliyorum. 2 çarpı 2'den 4 artı y eşittir 6. Buradan da y değerini yine ne yaptık arkadaşlar? 2 olarak bulduk. x çarpı y isteniyordu. 2 çarpı 2'den cevabımızı 4 olarak elde etmiş olduk. Bu oran kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın burada x bölü a ifadesinin 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Bak burada da x bölü a var. O zaman bu x bölü a yerine ne yazacağız? Biz 3 yazacağız. Şimdi y bölü b ifadesi 3'e eşit. Bak y bölü b ifadesi o zaman burada da 3'e eşit. Sadece arada ne işareti var? Çarpma işlemi var. Tamam. Burada z bölü c de arkadaşlar benzer şekilde bakın 3'e eşit. O zaman burada da z bölü c yerine biz ne yazacağız? Tabii ki 3 yazacağız. Hepsi çarpım durumunda olduğundan dolayı arkadaşlar cevabımızı 27 olarak elde etmiş olduk. Olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunu iki yoldan da çözebiliriz. Buradaki e, orantı sabitine biz ne diyelim? K diyelim. Bu birinci yolu olmuş olsun. Buradan 3x k ise her tarafı 3'e bölersem x'in burada k bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde 5y k ise o zaman her tarafı 5'e bölersem y'nin k bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da 6z k ise z'nin de k bölü 6 olduğunu söyleyebiliriz. Bu değerleri getirip de bakın buradaki eşitlikte yerine yazacak olursak K yerine ne yaz e, X yerine ne yazacağım? K bölü 3 yazacağım. E, y yerine K bölü 5 yazacağım. Artı Z yerine de arkadaşlar K bölü 6 yazacağım. Bu 7'ye eşitmiş. Şimdi birincileri aynen yazıp ikincileri ters çevirip çarptığımda burası 3 bölü K artı 5 bölü K artı 6 bölü K olacak. Eşittir 7. Faydaları eşitse pay kısımlarını toplayalım. 3, 5 daha 8, 6 daha 14. 14 bölü K eşittir 7. İşler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar 7K 14 olacak. Her tarafı da 7'ye bölecek olursak K değerini buradan 2 olarak bulmuş oluruz. X neydi? X tabii ki K bölü 3'tü. K yerine de 2 yazacak olursam arkadaşlar X değerini buradan 2 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Hocam ikinci yol neydi? Hemen bakalım. Yol. Silelim. İkinci yolda da bakın şöyle e, yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın e, 3x ile 1 bölü x arasında şöyle bir bağıntı kuracağız. Ben aslında buradaki orantıdan 3x'i şöyle yazabilirim 3 bölü 1 bölü x şeklinde. Gerçekten de birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip e, çevir, çarptığım zaman 3x ifadesi gelir. Şimdi eşittir diyorum. Bakın 5y ifadesini de 5 bölü 1 bölü y şeklinde yazabilirim ve 6z'yi de 6 bölü 1 bölü z şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar niye böyle bir şey yaptık? Bakın şundan dolayı. Bakın hem şu alttaki ifadeyi, alttaki ifadeyi şurada elde ettim mi? Bakın şimdi alttaki ifadede benim ne yapmam lazım? Bunları toplamam lazım. Değil mi? E peki bunlar da payda da. Peki arkadaşlar ben pay ve paydayı kendi aralarında toplayamıyor muydum? Evet. Dolayısıyla bakın ne olacaktır? 3 pay kısımlarını topluyorum. 3, 5 daha 8, 6 daha 14 olacaktır. Paydamız da 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z gelmiş oldu. E biz onun da arkadaşlar bakın 7'ye eşit işte olduğunu biliyoruz. 14 bölü 7'den bakın buradaki arkadaşlar orantı sabitini ne olarak bulmuş olduk? E 2 olarak bulmuş olduk. Tabii ben x'i arıyorum. Yani yukarıdaki orantıda 3x'in 2 olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla her tarafı 3'e böldüğüm zaman x'in 2 bölü 3 olduğunu bu şekilde de bulabilirdik. A ve B gerçel sayılar olmak üzere olduğuna göre A kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın A buradan 7'nin katı olarak seçilebilir. B de 3'ün katı olarak seçilebilir. Dolayısıyla bu A ve B değerlerini şuradaki orantıda yerine yazacak olursak bakın B yerine 3K yazıyorum. 3K eksi 2 bölü A artı 1. A da 7K'ydı. 7K artı 1 oldu. Eşittir 1 bölü 2. İşler dışlar çarpımı yapalım. 6K eksi 4 eşittir. 7K artı 1 oldu. Buradan da K değerini arkadaşlar eksi 5 olarak bulmuş oluruz. Biz A'yı istiyoruz. A'nın 7K olduğunu biliyoruz. K yerine eksi 5 yazacak olursam A değerini eksi 35 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre A eksi B'nin değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Farklı farklı yollardan yapılabilir. Ben bu orantıya ne diyeceğim? K diyeceğim. Şimdi A artı 3 bölü 4 k'ye eşitse işler dışlar çarpımı yaparsam buradan A'yı yalnız bıraktığımda A'nın 4K eksi 3 olduğunu bulabiliriz. Benzer şekilde B eksi 2 bölü 3'ü K'ya eşitleyecek olursam B de B'yi yalnız bıraktığımda 3K artı 2 olduğunu söyleyebilirim. Benzer hareketi C içinde yapacak olursak C'yi de yalnız bıraktım ve 5K eksi 2 olmuş oldu. ABC değerlerini bakın burada yerine yazacak olursam A yerine 4K eksi 3 yazdım. B yerine 3K artı 2 yazdım. C yerine de 5K eksi 2 yazdım. Bu 21'e eşitmiş. Dolayısıyla K'ları bakın topluyorum. 4K, 3K daha 7K, 5 daha 12K. Bakın artı 2 eksi 2 birbirini götürdü. Eksi 3'ü de eşitliğin sağ tarafına attım. Dolayısıyla 24 oldu. Her tarafı da 12'ye böldüğümde K'nın değerini 2 olarak bulmuş olduk. Biz ne arıyoruz? A eksi B'yi. A'dan B'yi çıkardığım zaman arkadaşlar bakın ne olacaktır? a eksi b dediğimiz a eksi 5 olacaktır. Ben k'nın da 2 olduğunu biliyorum. 2 eksi 5'ten cevabımızı buradan eksi 3 olarak bulmuş olduk. Gelelim şimdi günün son sorusuna. Olduğuna göre y bölü x oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Burada yine farklı farklı yollar yapabiliriz. şöyle yapalım. Z buradan bakın birin katı olacaksa x ne olacaktır arkadaşlar? 2'nin katı olacaktır. Peki bu değerlerini bu değerleri yukarıdaki orantıda yerine yazacak olursak bakın x yerine 2k yazacağım. E, y'yi arıyoruz zaten bölü z yerine de bakın k yazacağım. Bu eşittir 5 bölü 3'müş. İşler dışlar çarpımı yapacak olursam arkadaşlar burada 6k artı 3y eşittir 5k olacaktır. K'yı buradan eksi 3y olarak bulmuş olduk. Arkadaşlar hatta bana y lazım olduğu için şurada Y'yi yalnız bırakırsak daha güzel olacak. Y eşittir. Eksi K bölü 3 olacak. Bakın burada Y yerine eksi K bölü 3 yazdım. X'in zaten biz 2K'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi ben birinciyi aynen yazıp ikinciyi de ters çevirip çarptığımda dolayısıyla karşımıza şöyle bir ifade gelecek. K'lar burada birbirini götürecek olursa arkadaşlar eksi 1 bölü 6 olarak cevabımızı elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın. Tekrarlarınızı da unutmayın bu arada.